Buyurun efendim. Şuna bir bak da ondan sonra Hazar'a gel. Altın değerinde olan mantar budur, trüffü. Bir de Türk dükkan bulduk burada, artık sırtımız yere gelmez. Karıdan başka kuş tanımam, başka da şef tanımam. Thank you very much, ladies and gentlemen, Honorary Fitzgibbon and General Shepherd. Thank you very much for being here. What happened was, I wrote a nice speech. Fine, right? Then I said, let me go and see the Çanakkale. I have never been. So 2 days I've been at Çanakkale. I came back and I tore up my speech. That's it. After living and seeing what I've seen and what I lived through, there's no written speech for nobody. It's in the heart. Right there in my soul, I stayed at this fantastic little village house right at the tip of the peninsula, right next to the lighthouse. All night long, I couldn't sleep because I was surrounded with 500,000 ghosts. They're all around. I heard them. I promise you, I heard the ghosts all night long of 500,000 people, young kids. Day after, I was shooting an episode for my weekly TV show called Colors Renkler in Sky Turk and East TV in Turkey. I had 2 channels, I had a weekly show. I had my cameraman. And it went all fine, 4 a.m. we woke up, etc., etc. And then when I got to Turkish side, I started crying. I started reading the 19 years old, 20 years old, 23. And I burst into tears right there. I couldn't help it. This is such a fantastic experience. And I think everybody here should, I mean, if you haven't seen this place next year, please put in your agenda right now. And this is a once lifetime experience that everybody should experience. Sevgili dostlar, bu program biraz hüzünlü, biraz korkulu, biraz sevinçli. Daha önemli bir program yapacağım size bu hafta arkadaşlar. Burası Çanakkale'nin Anzak Kuyu. Tarih 1915. Ama 25 Nisan 1915. Buraya bir çıkartma yapılıyor. Binlerce asker, dünya askeri burada can veriyor. Ve vatanı savunan Türk askerleri kahramanca savaşıyorlar. Niye buraya geldiğini bilmeyen Anzak askerleri, Avustralyalılar, Hintliler, Fransızlar, İngilizler burada can veriyorlar. Vatanı savunan askerin kurşunu altında. Bugün bu sabah burayı kutlayacağız. Bu olayı, maalesef kutlama değil, bu olayı hatırlayacağız. Burada binlerce torunlarının torunları gelmiş Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan. Görüyorsunuz etrafımızda. Onlarla beraber bir tören yaşayacağız. Bu bir hatırlama. Artık dünyada savaş olmasın hatırlatması belki. Öyle alalım istiyorsanız. Sabaha kadar uyumadım. Bir köy evinde kaldım. Seddübahir'de. Hep toplar patladı rüyada kulağımda. Top ateşine tutuldum falan. Böyle bir kabuslara uyuduğum bir gecenin sabahındayız. Saat tam 5. Birazdan bir tören izleyeceğiz. Acıklı, hüzünlü bir tören izleyeceğiz. Burada Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar var. Bunlar buradaki savaşta can veren insanların torunlarının çocukları. Torunlarının çocukları burada. Unutmamışlar. Enteresan değil mi? Sen babasının dedesi için dünyanın öbür ucundan kalkıp buraya gelen ve 5'te burada törene katılan insanlar var. Fakat tabii bunun bizim için önemli tarafı, benim için bilhassa ölenlerden başka vatanı savunan adamların da çocuklarıyız biz, unutmayın.
buradaki savunma dünyanın hiçbir yerinde olmamış. Buradaki yapılan hendek savaşı başka bir yerde yapılmamış. 8 metre hendek arasında fark olan çarpışmalar olmuş burada. 8 metre dediğiniz yani neredeyse, bir dakika ben size göstereceğim 8 metreyi. Bu kadar aramızda, düşünün. Siz düşmansanız, ben de vatanımı savunuyorum. Aramızdaki hendek bu kadar. Ne enteresan değil mi? Böyle bir hendek çarpışması ilk defa oluyor 1915'te. Burada, Çanakkale'de. Aramızdaki fark şu. Bizler vatanımızı savunuyoruz, onlar niye savaştığını bilmiyorlar. Büyük bir fark bu. Niye savaştığını bilmeyen insanlara karşı vatanını savunan askerler. Hakikaten bir destandır aslında. Kaç gündür onu okuyorum. Sabaha kadar uyuyamadım. Böyle gece 3'te yattım, 4'te kalktım. Bir saat falan uyudum. Bir sürü kitapla boğuştum. Gece rüyamda bombalar atıldı. Çıkarmalar yapıldı. Denizaltılara bindim. Kötü rüya ama belki bundan ders almak lazım. Vatanını savunan askerin hikayesi. Ve vatanı almak isteyen büyük güçlerin başka masum askeri nasıl cepheye sürdüğünün hikayesi. Çanakkale Savaşı. Çanakkale Destanı diyelim istiyorsanız. Düşünün kaç millet, Fransız, İngiliz, Gurkha, Hintli, düşünün. Anzak yani Avustralyalı ve Yeni Zelandalı. Bu vatana saldırmak için geliyorlar ama maalesef bu kapıdan içeri giremiyorlar. Burası Çanakkale kapısı. Belki dünyanın en önemli bölgesi ve en önemli savaşı burada geçiyor. 1915'te düşünün. Bir sürü vatandan uzak insan. İşte 93 sene evvel savaşa katılan Avustralya ve Anzak ve Yeni Zelandalı kuvvetlerin sayısı kadar torunlarının çocukları burada sevgili dostlar. 93 sene sonra bu anlamsız savaşın kurbanlarının torunlarının çocukları, babaların dedelerinin ruhu için geliyorlar 93 sene sonra aynı koya, aynı gün, aynı saatte, 93 sene sonra 25 Nisan sabahı, 2008 olayın oluşu 1915, Dünya Harbi, anlamsız bir savaş. Bu işte alakası olmayan tipler ve memleketini savunan Mehmetçik, vatanını savunan ve Çanakkale'den geçirmeyen Türk ordusu. Geçilmedi, geçilemedi ve geçilmeyecek. Değerli arkadaşlar, hikayemiz bugün tarihten, 1900'ler, 1912. Osmanlı İmparatorluğu zayıf, hasta adam, donanması yok gibi ve bir donanma ısmarlar İngiltere'ye büyük paralarla. Efendim bu paralarda halktan topluyor. Herkes altını, köylü koyunundan altını çıkarır, bilezikleri verir kadınlar. Hatta Galata Köprüsü'nde bir kumbara koyarlar, her geçen para atar içerisine. Büyük para toplanan, toplanan paranın miktarı 5 milyon İngiliz poundu. Çok büyük para. Ve bunun üzerine iki tane gemi ısmarlanır. Zaten bu gemiler Brezilya'ya yapılmıştır bir tanesi. Fakat Brezilya onu almaz falan.
Gemilerin ismi Türk oldu. Sultan Osman ve Reşa diye. Hatta buradan 100 küsur tane subay gider teslim almak için. Kömürü bile parası gider. Kömürü de alınır. Son anda Winston Churchill bir kurnazlık yapar, bir kalleşlik yapar ve gemileri vermez. Niye? Savaş başladı. Savaş kanunlarına göre gemiler buradan çıkmaz diye bir uyduruk bir bahaneyle gemilere el koyar. Niye? Çünkü Rusya ve Yunanistan bastırmış, sakın gemileri Osmanlı'ya verme, bize bela olur derler ve İngiltere son dakikada bir gol atar Türkiye'ye. Ağır bir gol ve parayı da geri vermez. Parayı da el koyar, gemiye de el koyar. Bakın, bize İngiltere'nin borcu var. 5 milyon pound. Ha, sonradan Lozan Anlaşması'nda gerçi silinir ama nasıl silindiğini bilmiyoruz. Ama bize bir maddi manevi borcu vardır İngiltere'den hala sevgili dostlar. Savaş başlar ve müttefik kuvvetler gelirler buraya, yani burası efendim Seddül Bahir. Çanakkale'nin girişindeyiz. Seddül Bahir. Gördüğünüz gibi. Koca bir giriş. En giriş kısmı. Bakın. Bakın trafiğe bakın. Bir sürü gemi. Pilot gemi gidiyor. Gemiye yanaşıp pilot verecek. Burası ise aziz dostumuz Süleyman Dırvana'nın evi. Tam ucunda Seddül Bahir'in. Osmanlı mayın döşer Çanakkale'ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 çizgi mayın enine. Fakat bir gece Nusret mayın gemisi çok akıllı bir iş yapar. Geniş kısmına mayınları enine değil de boyuna döşer. Neden? Çünkü düşman gemileri gelir, buraya geliyordur, bombaları basıp dönüp gidiyordur. Dönüp giderken onları avlamak için. Çok akıllı bir oyundur. Şuraya 20 tane mayın koyar. Bakın çizgiyi. Boyuna. Ve bunun üzerine burada Fransız gemisi Bouvet batar 2 dakikada. Ortadan mayını bir koyar dönerken manevra esnasında, cephaneyle patlatır ve Bouvet büyük dev Fransız gemisi 2 dakikada kaybolur. İçinde 600 tane Fransız denizciyle beraber. Mezar olur burası. Arkasından Irresistible, Inflexible, Ocean ve Bouvet 1, 2, 3, 4 ittifak gemisi Nusret'in döşediği mayınlarla denizin dibini burada boylar sevgili dostlar. İşte böyle başlar savaş. Bunun üzerine denizden giremeyince kuvvetler karadan saldırırlar. Şimdi bu programda beraber gezeceğiz tepeleri, savaş tepelerini. Şimdi Lone Pine törenlerine gidiyoruz. Gene Avustralya töreni. Arkasından 57. Piyade Alayı törenine gideceğiz. Bu Türk töreni. 57. Piyade Alayı önemli çünkü komutanı Mustafa Kemal. Ve hakikaten savaşın kaderini değiştiren ve yakaladığı iki tepeyi bırakmayan sonuna kadar, sonlanmasına kadar askerlere meşhur size savaşmaya değil ölmeyi emrediyorum diye konuşma yaptığı yer burası. Siper Savaşı. Ve hakikaten Türk askeri son damlasına kadar kanının bu tepeleri vermiyor. Burası Lone Pine, Avustralya anıtı. Bütün Anzac Avustralya yine burada. Şu anda merasim başladı. Tam arkada içeride sesleri duyuyorsunuz değil mi? Mezarların arasında koyun koyun oturuyorlar gördüğünüz gibi. Mezarların arasında oturuyorlar. Çok enteresan, çok hoş bir... Yani ataların mezarla koyun koyun oturuyorlar. Sabah kadar burada kaldılar. Burada yattılar uyktumlarında. Uyumadılar. Çok da soğuk. Şimdi biraz güneş çıktı, ısındı ama... ben çok sabah erken geldim. Buz gibi biraz kollarımı kürkürük idare ettik vaziyette ama... Bu mezarlıkta oturmalarına karşı da tuhaf bir his. Yani ruhlarla oturuyorsunuz, ruhlarla. Böyle bir yer işte bu. Gelin bunu.
bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Atatürk Avustralyalılara sesleniyor 1934'te. Ama çok güzel bir cümlesi var burada. Size okumam lazım paragrafı. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar Avustralya'ya sesleniyor. Gözyaşlarını dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler. Ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizi evlatlarımız olmuşlardır. Çok güzel bir paragraf bu. Atatürk'ün yani bu kadar duygulu bir paragraf. Devamlı okuyorum bütün gün. Hatta yazdım, cebime koydum. Yanına saklayacağım. Duvarıma asacağım evimde. Çok hüzünlü bir gün ama belki bir anlamı var. Belki gelecek nesiller bir şey öğrenecek bundan. Biz hala öğrenemedik. Hala savaşıyoruz. Bütün dünya savaş içinde. Irak olsun, Orta Doğu olsun. Yanıyor ama biz öğrenmedik dersimizi. İnşallah bir sonraki jenerasyon öğrenecek. Efendim, Anzak Koyu, Çanakkale. Biz görevli olduğumuz için gördüğünüz gibi ikinci kolordudan görevli bir araç müsaade kartımız var. Arkadaşlar da Avustralya'dan Melbourne yangın itfaiyeden, Melbourne itfaiyesi koşarlarken ayağını incitmiş, ona yardım ediyorum. Arabada yer verdim, götürüyorum, rica ettiler. Buraya koşuya gelmişler tam Melbourne'dan. Why did you, were you running? Is that like, yes. Is this your daily practice that you do, like every day in Melbourne? No, yeah, we do. Every year we do a run for charity. I see. And this year it's we're running from Gallipoli to Melbourne, to London. To London. Gallipoli to London, it's 4,500 kilometers. London, England, London? Yes, yes. You're going to run from Gallipoli to London? Bak, bunu hiç duymamıştım. Şimdi yarın başlıyorlarmış. Gelibolu'dan Londra'ya koşarak gideceklermiş. Bunlar itfaiye ama tek tek ilk başta hep beraber koşacaklarmış. Sonra tek tek 24 saat devam edecekmiş. Tek tek biri yorulunca öbürü alarak Londra'ya. How many days do you think it'll take you to run to London? May 18th we finish. It's about 22 days. 22 günde Londra'ya koşacaklarmış. Öyle hesaplamış. 22 günde koşarak Londra'ya gideceklermiş. Tek tek koşuyorlar. 32 tane koşucu. Diğerleri otobüste gidiyor, biri koşuyor ve 24 saat devam ederek 22 günde Londra'ya koşuyor. Kusura bakmayın, sulu gözlük değil ama hakikaten içim ezildi. Çok fena oldum. Yaşımda, 23 yaşımda, 21 yaşımda, 23 yaşında, 22 yaşında, 21 yaşında, 25 yaşında, 22 yaşında, 22 yaşında. Yani 21 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında, Allah kahretsin. 20 yaşında, 20 yaşında. Yani nasıl uyuyor, nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Yani böyle bir şey, böyle bir his. Nasıl, bilmiyorum size geliyor mu? Ben duramıyorum yani. Yapamıyorum. Nasıl uyuyorsun? Bile bile nasıl gidiyorsun? Bilmez. Nasıl oluyor acaba? Öleceğini bile bile nasıl yaparsın acaba? Nasıl bir his bu? Sen yapar mısın? Öleceğini bile bile girer misin? Askersin. Nasıl yapıyorlar bunlar? Nasıl yapmışlar? Bu
vatan için yapılır. Öyle ama öleceğini biliyorsun. Öndeki şeyine zıplıyorsun ispere. Öyle ön akıcı gitti, suratı parçaladı, kanlar fırladı, beyni çıktı, gözü fırladı. Sen gideceksin mi? Tabii ki, onun için biz varız. Gideceksin değil mi? İşte böyle. İşte öyle arkadaşlar. Türkiye'de böyle bir yer. Askerimiz de böyle bir asker. Bugün çok fena bir gün benim için ama bu program ne olacak bilmiyorum. Sonra hayırlı olsun. Bu sefer gittik işte. Bu programda dağıldık. Burası Jong Bayırı. Jong Bayırı. Çok önemli bir mevkideyiz. En yüksek tepedeyiz. Biraz evvel şehitlerin yerine gidiyor. 57. alay. Hepsi şehit oldu. Hepsi. Atatürk şurada bir köyde oturuyor. 8 kilometre zaten belki de şu köy. Sonra silah seslerini duyuyor ve inisiyatif kullanıyor. Emir falan almıyor. İnisiyatif diyor ki galiba oraya çıkarma yapıldılar diyor. Bakın işte deha burada. Eyvah, orada bir çıkarma var galiba diyor. Toplanıyor, yürüyor buraya. Acele. Karşıda burada pat diye karşılaşıyor Avustralyalılarla. Ve burayı bırakmıyor. Buraya bir yapışıyor. Burayı bırakmıyor. Ölün diyor. Ölmeyi emrediyorum. Fakat savaşmaya değil diyor. Ölün, burayı bırakmayınca ve burayı bırakmayınca savaşın kaderi değişiyor bizim lehimize sevgili dostlar. Burası onun için biraz daha yani öbürü kadar acıklı değil ama burada bir zafer var. Zafer. Çok güzel. Jong Bayırı hastasıyım. Sevgili dostlar, işte Çanakkale'nin siperleri. Siper savaşı en acımasızı, en katısı burada olmuş tarihte, 1915'te. Sipercilik burada. Artık o kadar çok siper var ki, yabancı ittifak siperleri, Türk siperleri birbirinin içerisinde 8 metre birbirine yaklaşıyor. Ölenler, kalanlar, burada bile kıvrılanıyor, yaralananlar. En kalın savaşlar burada, süngü takarak. Artık el ele, yani el savaşı, artık cephane de yok. Düşünsenize burada olmuş hepsi bu siperlerde. Ah! Nasıl bir savaş bu? Nasıl bir şey yani? Gözünüze geliyor mu bu siper adamların burada çöküp süngülerle durdu yani? Tüylerim ürperiyor, tuhaf. Siperler. Mehmetçiğe saygı anıtı. Biz Çanakkale Yarımadası'ndan Türklerle savaşarak ve binlerce insanımızı kaybederek kahraman Türk milletine ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük takdir ve hayranlıkla ayrıldık. Bütün Avustralyalılar Mehmetçiği kendi evlatları gibi sever. Onun mertliği, vatan ve insan sevgisi, dayanılmaz heybet ve cesareti, bütün Anzakları hayran bırakan yurt sevgisi, insanlığın örnek alacağı büyük hasletlerdir. Mehmetçiğe minnetle saygılarımla, Avustralya Genel Valisi Lord Casey. Burada da yaralı bir Anzak'ı taşıyan Mehmetçik. Winston Peters, Dışişleri Bakanı Yeni Zelanda'nın, çok güzel konuşan bir adam, sabah da çok beğendim, tebrik edeceğim. Diyor ki, yani bu kadar saçma sapan bir savaş, bu kadar aptalca yapılan bir savaş olamaz. Törenler bitsin, bakın etrafınızda burada 4500 Yeni Zelandalı öldü diyor. Atalarımız burada öldü diyor. Bizim için önemli bir toprak buralar diyor, çocuklar diyor, bütün insanlara sesleniyor. Bitsin diyor, oturun düşünün, gözünüzü kapatın. Artık savaşların son yeri. Çok güzel konuşuyor. Burada bir asker var, Avustralya askeri. Biraz evvel Türk İstiklal Marşı'nı ezbere söyledi. Beni öldürdü, beni uçurdu. Ezbere başından sonuna bağıra bağıra korkma sövmez diye baba söyledi. Nasıl biliyorsun dedim. Ezberledim. Çok seviyorum marşı dedi. Şimdi size adamı göstereceğiz.
a beautiful, beautiful national anthem. Yes. And I find it very stirring, very uplifting, yes, very nationalistic. However, for a foreigner to try to learn it, it is indeed But you did a fantastic job. Mm-hmm. And do you know what the word means? Have someone translated them for you at all, you think? I have read the words, but I'm afraid that the interpretation that I was given was not a full one. I see. So if I can make that my duty, if yes, I may. So if you have some sort of an email address, what I would love to do is send you a full my version of the Turkish interpretation of the words. I would indeed be very honored Would you like that? I would. I mean, this least I could do for your efforts to learn this. So thank you, because really, I have the greatest respect for the country of Turkey and the people of Turkey and the martyrs who defended their homeland in 1915. And I just think that it's very important that foreigners coming to Turkey should learn something, yes, of the country, something of the culture, and of the peoples. Fantastic. I mean, you did touch my heart, so least I could do is send you a translation. Thanks, so, mate. Do you have an email or address, something? Can do you I have just anything? Write yes, for you? Would you please? Şimdi, and are you, are a, what's your rank, may I say? Binbaşı. Binbaşı. Binbaşı Can, çok sevdiği için Türk marşını öğrenmiş. Türkçe olarak. Biraz evvel söyledi gördüğünüz gibi. Şimdi ben de dedim ki karşılığında ben de size tercümesini tam bilmiyorum dedi. Ben de size en azından şunu yapabilirim. Bu, yani bu zahmet karşılığında Türkçesini size yollayacağım. Ben de tercüme edeceğim. Güzelce oturup sabırla ve yollayacağım diye teşekkür etti. Şimdi adresini alıyorum ve kendisine this is my card and my email. Okay, would you please? Yes, would you please? Yes, yes. And this Ayhan, Ayhan at the first one. The other ones don't work. The first one, lastestrella.org. So, Sue sent me, of course, if you say Binbaşı, I will know who you are. Binbaşı Can. Yes. Right? So, I will send you in return a nice translation. Thanks, man. Very kind of you. Çok rüzgarlı bir gün. Baksanıza. Hemşim esiyor püfür püfür. Bu program bu kadar sevgili dostlar. Çanakkale'yi ihmal etmeyin. Muhakkak gelin. İnsan bir daha anlıyor vatan sevgisini, evlatlarını, şehitlerini. Allah topraklarını bol etsin. Rahmet eylesin. Onları analım ve lütfen Çanakkale'ye gelelim. Bu program bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Ayhan Sicimoğlu ve Renkler bu hafta hüzünlüydü arkadaşlar. Hoşçakalın.